Can Bozdoğan'ı 13 gün önce burada spor gündeminde ben vermiştim. Adam. Yani şu İşte tuttuğumuz notların içinde vardı. Hatta getirebilirim 13 gün öncenin notlarını. Orada vardı. Yani Beşiktaş'ın bile belki haberi yoktu ama Almanya'dan aldığımız bilgi bu şekildeydi. Hayırlı olsun. Yerli operasyonunda yeni isimler var. Konuşulan isimler, onları da söyleyelim. Hani herkes şeyi biliyor. Kaan Ayhan, Umut Meraşçı biliyor. Onun dışında Ozan Kabak'tan tut da Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu, Gökdeniz Bayraktar, hatta Trabzon'dan Abdülkadir Parmak, Halil Dervişoğlu için de zaman zaman devreye giriyorlar. Nabız yokluyorlar. Neden acaba Mert yerli Çetin, abi? Niye yerli acaba? Serdar Aziz, Ravil Tagir. Yani bir sürü isim Beşiktaş'ın, neden acaba, değil mi? Güzel. Neden Az önce acaba konuştuğumuz Beşiktaş mevzudan. yerli istiyor? Yani Anladım. Sergen Hoca şey mi? Ya ben bayılıyorum TC pasaportuna. Hatta oyuncuların TC pasaportunun bir örnekten alıyorum. Odama asıyorum. Ben deliyim. Çünkü yerli pasaport sevdası mı Sergen Hoca En acaba? basit örneği İsmail Köybaşı ya. Ya futbolu unutmuş. Zaten çok üst düzey bir futbolcu değildi ama unutmuş, ama mecburen Trabzonspor'un oynattığı ve son maçta yaptığı hatayı Sivas maçında gördün mü? Avrupa maçında da öyle. Yani sen kalkıp Roma maçında bile oynatıp, ya pardon, Şimdi Roma bak. maçı değil, ligde oynattığı maçlardaki hatalarını söyleyeyim ben. Şeyde İsmail Köybaşı Türk kontenjanından, yani 8 artı 3 kontenjanından oynuyor. Düşün yani. bak, şimdi laftan laf atayım, kusura Çaresizlikten. bakma. Estağfurullah. Cem abiyle, o da sabah yerinde Cem Dizer anlattı. Dedim ki abi Siopis'i koy, bana bir öndeki altılı yap dedim. Devreler yandı Cem abi. Yapamazsın. Yapamıyorsun. Siopis'i koyuyorsun, bana Trabzonspor'un öndeki altılısını yapar mısınız? Abdülkadir Ömür'ü bile koyamıyorsun. Koydun mu oradan üst düzey bir oyuncuyu keseceksin. Kimi keseceksin? Bak, Siopis'i koyduğun zaman, Berat'ı. ki çok değerli bir oyuncu, antrenman kalitesine falan zaten lafımız yok ve son maçta yaptıkları ortada. Siopis'i koyup önde 6 tane yabancı koyduğun zaman kaleci dışında sağ bek Serkan ya da Dorukhan, sol bek İsmail Köybaşı. Doğru. Mahkumsun. İtiraz Tabii. ettiğim bu. Dorukhan hala sakat. Mecburen Serkan oynayacak. ya İsmail Yani Köybaşı ya Serkan Hasan. bitti. Ya da Onun Yusuf'u dışında sağ da bek yapacağım. ya Yusuf. Ya da Yusuf parmağı hamle sağ bek oyuncusu. yapacağım. Ya da parmağı sağ bek yapacağım. Bak abi, Parmaktan çok net. ziyade Yap. Abdülkadir Ömür'ü de yavaş yavaş onu da Kullanamaz. hazırlıyor bir şekilde. Hayır, Nasıl belki. kullanacaksın? Gianini Abi söz sağ önde konusu mu çok iyi yani? oynuyor. Bakayemeyi zaten kesemezsin. Hamşi'yi kesemezsin. Şimdi Cornelius'u aldın. Cornelius top görmüyor, Cornelius'u Canini'den dolayı top kesemezsin. görmüyor. Onu diyorum Cornelius. yani. Düşün yani. Yani burada Nasıl olacak? bizim bu 8 artı 3'e itirazımız, yerli oyuncu oynasın. Yerli oyuncu tabii oynasın. Yerli oyuncuyu oynatmak için zaten antrenman kalitesini ve hoca kalitemizi yükseltmemiz lazım. Anadolu'yu taramamız lazım. Başka konular bunlar. Ancak siz, bak, Beşiktaş da aynı derdi çekiyor. O şimdi Bir içinden şey daha diyor. söyleyeceğim. Beşiktaş'a lafı getirin diyor Sen da de hak getiriyor musun? vereceksin. O zaman da tartışılmıştı Şenol Hoca'nın Avrupa Futbol Şampiyonası için Uğur Çiftçi. Trabzonspor maçında nasıl oynadı? Muhteşem ötesi top oynadı ya. Yani Doğru. yerli oyuncu var zaten, almıyorsun. Tamam. Var. Şimdi git Sivas'a. Sivas'a Uğur Çiftçi'yi kapını çal bakayım. Kaç para isteyecek senden? İster sonuna kadar, 4 hakkı biliyor milyon euro musun? ister. İnanılmaz oynadı ya. Yani Şimdi izlerken hayran Zeki kaldım ya. abi, Bu kadar mı iyi bu oynar bir oyuncu? konularla Hatasız ilgili oynar. karar vericilerin anlamadıkları bir şey var. Örneğin Kaan Ayhan. Sassuolo'da oynuyor. Sağ bek oynar. Stoper oynar, orta saha oynar. 3 Ön mevki oynar. liberalinden, evet. Ben 3 bunu 3 mü? biliyorsam, Sassuolo'nun kapısındaki güvenlik görevlisi Sassuolo'nun hamburgercisi bilmiyor mu bunu? Biliyor. Sassuolo'nun doğal olarak spor direktörü, başkanı ve sahibi de biliyor mu? Tabii. O zaman kapına gittiğin zaman ne istiyor senden? Kiralık olarak sakın gelmeyin diyor zaten. Şöyle bir 5 milyon euro ile Ha, gelin diyor. gerçekten yani hiçbir mantıklı tarafı yok. Elbette ki oyuncu yetişsin. Oyuncu yetiştirmek için benim elimde 10 sayfalık bir doküman var. Kimse istemediği için veremiyorum. Anadolu'da tarayacaksın. Şu anda eski futbolcular başta olmak üzere futbol adamlarından oluşturacağın, salladım, 1000 kişilik bir ekiple Anadolu'ya gideceksin. Türkiye bulur, 5 sene sonra 20 tane milli oyuncu çıkartır. Futbolcu tabii yetiştirelim ama Beşiktaş'ın derdi şimdi, bak Beşiktaş'a gelelim. Bu sene niye abi harika bir sezon başlangıcı yaptı ilk maçta Kevin Enkudu? Evet. Müthiş oynadı, evet. Niye? Forma. Niye? Formasından lazım. İki tane değil, 3 tane rakibi var. Evet. Kenan Karaman 1. Larin 2. Kenan Karaman'ın pasaportu 3. Evet. Kenan Karaman'ın pasaportunla geçmek zorundasın. Tabii. Sergen Hoca'yı orada Kenan Karaman'ı oynatmamak zorunda bırakarak Kenan Karaman'ın formasını ve pasaportunu almak için. Ya gerçekten çıldırtıcı ve sürekli aynı şeyleri tekrar ederek hiçbir halt olmuyor ya. Çünkü bir tane mantık var. Enkudu iyi oynuyor ki Kenan Karaman'ı geçmek için değil, Kenan Karaman'ın pasaportunu geçmek için. Ya bu ne saçma bir kural ya.
Ya bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Çocuklar top oynasın diyoruz, oynasınlar. Arda Turan döneminde yabancı sınırı yok muydu abi? Var. Nasıl çıktı? Bu kadar basit. Bu arada Sassuolo Kaan Ayhan için peşin bonservis peşin istiyor bir de. O taksitler halinde değil. Taksitler halinde istediği için Beşiktaş vazgeçmiş. Doğru. Konya Sporlu Abdülkerim Bardakçı'ya rotayı çevirmiş. Abdülkerim Bardakçı'nın son sezonu. Abdülkerim Bardakçı yok, sözleşmesi önümüzdeki yılda var. 2,5 milyon euro. Konya başkanının gelsene abi. Şu anda Sergen Hoca çok istiyordu. 4 milyon euro ister. 3 isterim ben. Beşiktaş takas artı para verelim demiş ama geç abi, 3 Konya Spor aynen dediğim Ahmet gibi. Ahmet Çalık'ı vereyim 2'ye. Yani ne kadar zor. Bir yandan ama Beşiktaş yani. Da aynı zamanda orta sahaya Umut Meraş'ın ismi oldukça sol gündemde. Evet. Umut Meraş eğer orta sahaya takviye olarak yapılırsa bu sol kez. Beke. Tabii, sol beke. Sol beke. Takviye olarak yapılırsa bu kez stoper bölgesine yabancı isme yönelebilecek. Çünkü sol bekte Umut Meraş oynayacak. Umut Meraş'ı alabilir ama. Umut Meraş da o zaman yabancı isim de stoper. Densville'ye Trabzonspor almadan önce Umut Meraş da çok ilgilendi. Ama Densville hem sol stoper hem de sol bek oynayabildiği için. Ama bak işte yine aldığın yabancıyı nasıl oynatacaksın? Hani üç yerli diyecekler yine. Bu kez yani, Trabzon'da da sıkıntı gelir. Üç yerli en konforlusu. Evet. Kenan Karaman. Orada hazır forma duruyor. Evet. Salih evet, bile kesinlikle. Soru işareti. Kaleci 3 tane artık. Kaleciyle tamamlıyorsun. Beşiktaş daha kolay. En Umut zoru Trabzonspor'un işi. Trabzon için zor bile değil. Acayip zor. Zor yani. Bile değil yani. Trabzon'un Siopis alarak için içinden çıkılmaz bir denklem. Şimdi üçüncü bir stoper alarak o da hani sol bek oynuyormuş. Nasıl oynatacaksın? Oynatsana sol beki. Oynatamıyorsun. Gerçekten Ceyda aynı şeyleri tekrar diyor gibi diyoruz ama yani çıkılacak bir şey değil yani. Neymiş? Türk oyuncu yetişmiyor. Yetişmez abi, yetişmez. Bu kuralla Türk oyuncu falan yetişmez. Var ya, yetişiyor yetişmez. Aslında. Hayır, bu kuralla yetişmez. Yetişmez. Tabii bu kuralla yetişmez. Abi, çıktı çocuklar. Aksine bu kuralla kaçarlar. Ya işte 8 yabancıya tamamlayacaklar. 3 oyuncu. Herkes 3 oyuncu oynatacak mantığıyla hareket edecek bugün yerli oyuncular. Altınordu'da bir Cengiz Ünder olduğunu varsay. Cengiz Ünder ne yaptı? 700 bin euroya Başakşehir'e gitti. Zıpladı oradan 14 milyon euroya Roma'ya gitti. Evet. Eğer bu saçma kral o zaman olmuş olsaydı Cengiz Ünder'i Altınordu 700 değil 2,5 milyon euroya Fenerbahçe'ye verecekti. Başakşehir Cengiz'in cebine 250 bin euro mu koydu? Fenerbahçe 2,5 milyon euro koyacaktı. Cengiz Ünder de gelişimini tamamlamamış bir Serdar olacaktı. Serdar Kesimal olacaktı. Cengiz Ünder'in bu kadar yükselmesinin sebebi bu kuraldır. Cengiz Ünder 700 bin euroya Başakşehir'e geldi. 13 yazdı Roma'ya zıpladı. 250 bin euro maaş yerine Fenerbahçe ona verecekti 2,5 milyon euro maaş. Onların da cebine 3 milyon euro bonservis koyacak. En basit örneği Fenerbahçe'nin elinde bir sürü üst düzey yerli oyuncu var. Türk oyuncu var değil mi? Ama Pereira genelde hep yabancı oyuncular istiyor. Yerli oyuncu tamam 3 yerli oynatacak ama 5 tane 6 tane oynatacak mı oynatmayacak. Hep yabancı transfer. 4 transfer yapacağız dedi ya Ali Koç, Allah. Başkan Ali Koç. O 4 transferde yabancı olacak. Fenerbahçe'nin 3 sorunu yok. Yok zaten diyorum. Sorunu yok çok yani. Fazlaca yerli ve değerli oyuncu oyun. Ha, onu söylüyorum. Ona rağmen Fenerbahçe bile Galatasaray'ın da yok. Ama genelde ne yapacaklar? 7 ya da 8 yabancı ilk 11'de oynatacaklar. 8 artı 3 kuralı zaten. Yani o kural aynı. Galatasaray'ın tek